bak kenarda ayakkabı var ya küçük içeride. Onun üstüne leğen var bir tane balık leğeni. Abi. Ha, au. Ha, bak oraya. Temizleyecek onu pişireceğiz. Ha. Yerimiz güzel bak balık temizleme mezbahası. Ezeye çekten ötürü şöyle yıkayım önce. Bak balık temizleme mezbahası görüyor musun? Aynen. Armutları görüyor musun sen? Bir ay sonra yenir. Aa, bir de sen alayım büyümüş herhalde. Büyür de o daha olgunlaşacak ama yumuşayacak. Yenmez mi? Yenir, yenir de olgunlaşacak. Kopar mı sakın? İrilerinden kopar. Abi büyüklerden alayım. İrilerin, bir de bıçağın olacak. Var mı bıçak? Bana bak. Tamam da biraz olgunlaşacak. Ya, aa, kestin mi soydun mu iyi iyi. Yenir yenir. Bana bak abi olmuş. Tamam kopar onu. Hı, tamam. Bu olmuş. Niye sallıyor? Başka yok mu? Yok yok. Bunlar nasıl oluyor biliyor musun? Kas kahverengi oluyor. Ha. O yüzden şey yapma diyorum. O zaman bir tane arabaya koyalım dursun. Devam ederim onu. Yesene. Evet. Babam balığı temizleyecek. Baba, Mehmet Şef'te ne gördün? He? Master Şef'te ne gördün baba? Ne gördün? Balığı nasıl temizliyorlar baba? Bıçağın... Aynen böyle pulunu alıyorlar. Bıçağın tersiyle ama. Şurasıyla. Evet. Dur bakacağız. Tarık dedim babam üzülürse daha o hatalıymış. Bıçağın ön tarafıyla balık pulu temizlenmez diyor Mehmet Şef. Evet. Tehlikeli. Bıçağın arka tarafıyla yapacakmışsın. Dur bakalım alayım artık. Dene bakalım. Şu şeye gitsin soğuk. Tamam duvarı niye ıslatıyorsun baba? Duvarı ıslatma. Şöyle. Adam öyle dedi bak. Balık pulu öyle temizlenir dedi. Gördün mü? Tabii uçağın ağzı ele gelmez. He? En az bıçağın ağzı da eli gelmez. Ki yani tehlikeli oluyor diyor bir türlü. Aynen doğru. Tarlayı gezeceğim mi? Nereyi? Tarlayı. Bak aa, burayı kapatmışlar ya. Evet. Bura geçişi kapatmışlar. Hani? Evet Far dayımız gidiyor. Ha. Burayı kapatmışlar bak. Ha burayı. Ha. Ha. Buraya evet. Çadır şey. Anne burayı niye kapattınız? Öyle duydum ben. Daha ya, adamın haberi yok anne. Aa buraya sana ev yapıyorlarmış ya. Yapacaklardı da yapmadılar daha. Yapacakmışlar yani. Tarif yapacakmış ben öyle duydum. Yok yok. Söyledim ha? Onlara. Kardeşlerinde para var. Para versin de yapsın dediler. Hangi kardeşlerinde? Bizim kardeşlerimizde para varmış. Senin kardeşin öldü ya. He? Öldü ya senin kardeş. Sahilden Ahmet var. Sahilden Ahmet var ya. Bunlar senin kardeşin mi? Ha. Ha. Şey ya konteyn gibi böyle altı tekerli bir şey yapacakmışlar sana. Tamam yapmadılar işte. Sarı söylemiş. Ha. Onlar parası var bunların parayla yapsın demişler. Yok yok dün söylemiş. Dün söylemiş. Dün söylendi dün. He? Dün duydum ben dün yeni gelecekmiş herhalde. Yok yok yapmıyorlar. Güzel olurdu ama ha burada bize yakın olurdun güzel olurdu. 15 milyon verirsen. He. Hemen yaptırıyorum. 15 milyar için mi yapılmayın? Tabii. 15 milyar. Evet evi yok Farda'yımızın.
Tahta ahşap bir eskiye ağabey, durdu. Ağabey Selma abi de anlatsana Selma. Abi de yok. Abi köyünün dibine iki gözlü ev sana tekelli. Salif abi getirecekmiş, dün söylemiş, dün. Ha. Yok yok. Getirdim. Yardım gelecekmiş herhalde, yardım. 15 milyar liraya malum diye. Hesaplanmış demek ki 15 milyar. 15 milyar da versene canım. Evet, köylü toplasın. Ha. Amca yaş, tek başına yaşıyor, kimsesi yok. Onun orayı bir görsen. Evi yok. Tek odalı bir ahşap bir yerde yaşıyor. İstiyor da farda yapması. İstiyor. Şimdi yeni de Selma, yeni. Yapacaklar. Selma yapacaklarmış desene. İyi olur diye bak. Fare dayı. Fare dayı. Eve hırsız girdin mi? Hırsız geldin mi eve? Aa. Neyini aldı? Sadece aldı. Ha. Büyük bir düdüm vardı böyle. Allah Allah. Nasıl yiyecekler? Nasıl aldılar ya? Hiç bu... Allah yedirmesin anne. Allah yedirmesin yani. Aynen. Kapısına kilit takılmıyor adamın. Çatısı yıkılıyor. Öyle bir evde yaşıyor. Tek başına evli, hiç evlenmedi. Nasıl olursa sıcak olur en azından Selma. Hiç evlenmedi. Çoğu çocuğu yok. Tüh. 15 milyon nedir ya Selma? Salif abi yapacaksa 15 milyon hallolmuştur. 28 milyon alıyormuş. Kaç? 28 milyon. Ha, o zaman gelecek kız. Ondan sonra da şeye bağışlayacaklar. Bir kuruma bağışlayacaklar. He, ondan sonra oraya kadar biliyorum. O zaman doğru ya. Salif abi dediyse doğru. Demiş, doğrudur o zaman. Selma bir han nerede? Nerede o günler diye yapsalar diyor. Derya da demiş ki aa ben gidiyorum Ankara'ya okumaya. Ya Derya şakasına demiş de. Derya şakasına mı demiş? Derya şakasına demiş dur da. Evet. Ha bakma şakası diyor. O zamana kadar Tuna'ya ilgilendi. Bundan sonra sen ilgilendin. Babam da balığı temizliyor. Loy loy. Sana ne öden mi? Yok kız arabayla biri açmış son ses. Abdü... Anne şunun geçiş şehrin içinden mi oluyor? Ha. Yanlış olmuş. Buradan bir geçiş mi yapman lazım? Burada cüceler için yaptık. Cüceler arkaya gidiyor. He. Şey tohumları karıştırıyor. Sen bunu göremedin mi evden beri? Gördüm. Mevde görememiş herhalde sadece onu gördüm. Çadırı gördüm ben sadece. Bu pek ben onu gördüm de. Dedim bu çadır erken mi gideyim? Limaltayım kapatmak mendenleri. Ha yok yok. Erken dedim kapatmak. Bu görükmeye göreyim mi ince diye. Sıraydan çiçek almıştım. Erbe onu seken diye kesmiş. Tommy. Nerede aha bu çiçekten az baksana. Hı? Aha, o dibinden yine verir. Hay buraya gerekir. Dibinden verir o. O taraf kapatmış anne. Burası buradan geçiriyorum. Anne hani bu ayakkabı da eve çalışmıyor. Gel aşkım gel. Başka bir şey değil. Hiç köy adamı değil bu Tarık ya. Zümrüt kuyruğun dala takılmış. Anne, Zümrüt kuyruğunu kurtaramıyor, dala takılmış. Aa kurtardı, aa ya dondu şimdi de. Ne yaramaz kız bu ya. Şunadan domates turşusu yapsın anne. Çarşıya domates almaya gidemiyoruz, yol uzak. Buradan yiyoruz. Buradan yiyoruz mu? İyi gidedikmiş. Dalı niye koparıyor? Sanki yağmur attı ha.
şundan da pişti. Şey de Neriman teyzenin biberi. Üç tane de bak tohum olarak ekmiştin. 3 tane de bahçeye diktim, o kadar bitti. Zaten 2 biber içimi neydi? He, bak tutmuş çıkmış. Ha. Şunlar toprağım var ya. Nerede? Sen hangi tohum yapacakmış abimle? Ne? Şundan tohum yapacakmış. Anne sen de arttırabilirsin kurutup içinden. Kendi tohumunu. Domatesinden memnunsan. Aha burada da var. Kaç tane bak. Harman yana geçti. Selman Gemel bir güzel Tommy'ye bağır. Gel anne yavaş yavaş. Harman yana geçti. Tilki görmüş. Tavuklara gelmiş tilki. He. Şu domatesin kokusu çok hoşuma gidiyor. Yani nasıl bir terapi gibi bir kokusu var. Selman Gemel şu domatesin yaprağının bir terapi gibi kokusu var ya. Domatesin yaprağı. Terapi gibi aynı. Anneme diyorum tohum ayır bunlardan. Sen de o kabaktan ayır. Uzun kabaklar var ya. Kabaktan çekirdek ayırıyorsun. Kızartmalıktan, kızartmalık kabakta. Ya ne olacak? Gelsene niye gelmiyor? Bak insan şunu koklar şunu gelip. Bir güzel kokuyor ki. Ayırmış anne Selma Gem şeyden. Tohum. Evet Tarık'ın dumanını çekiyoruz. Tarık bu elmalara heves ediyor. Daha bunlar kışın toplanacak. Şimdi Tommy dışarı çıkınca Kemal amcamın korkusuna gelemiyor. Çok akıllı Tommy ya. Nereye çıktın anne? Kemal amcamı çok seviyorum. Evet. Bu tarafa gel, bu tarafa. Geleceğim de ben de topluyorum burada. Tarık'cığım gelmelisin. Gel. Gel seninle şu domatesi yiyelim gel. Bir şey olmaz semaver yerinden gitmiyor. Şu sarışına bakın ya. Şu karanfilin ot yemesine bakın. Yerim ağzını. Yerim ağzını domates yiyeceğim mi kızım? Yok sana domates. Yok sana domates. Elmanın güzelliğine bak Tarık. Ama daha olmadı değil mi? Yok. Bak. Bahçeden. Doğal. Diyorsun. Bahçeden doğal domates yiyoruz. Bu yana doğru da bu bahçeden. Gel. Kendini de kopar. Biraz sebze toplamayı öğren. Tarık gel. Abi tepsiyi çektin mi? Al eline. Anneme bakın. Anam Ceylan kabak yiyor Ceylan. Ceylan. Karanfil. Ağzını yerim inşallah senin. Senin ağzını yerim. Bırak şu kolyelamayı. Bırak şu kolyelamayı artık. Oy! Yiyeceğim ya. Ya yiyeceğim, yiyeceğim. Dur. Dur. Çok güzelim ya. Çok güzelim arkadaşlar. Çok akıllıyım. Bana maşallah çekin. Evet. Benim kızım bu. Benim kızım. Benim kızım. Dur. Ceylan. Yine geldin mi sen?
Hayır. Zümrüt arkama nasıl geliyor Zümrüt'e bak. Pes. Kıskanç Zümrüt. Ne oldu kız? Ceylan kabaktan koparmış. Yiyor anne. Ceylan. Gel. Gel seveyim seni. Zümrüt niye hopluyorsun? Kucaklayacak ya, kucaklamak için geliyor. Bak. Bak ısırdı. Isırdın mı kızım? Dur bakalım ısırdın mı? Ceylan hopluyor bana demin. Ben az bakmayayım bana. Aynı öküz gibi bakıyor. Aynen tosu görüntüsü var bunda. Sana oğlan doğurmasın bu üzüm şey karan. Zannetmiyorum ya, süt tırkı yaptırdın ya. Olursa da değişik bir tosu. Şey gördün mü ıspanak bayağı ekti. Nereye ekti? Git yukarı arkadan. Bak daha domatesleri devirmiş. Bak. Yukarılarda yol yapıyorlar. Anne iki kavanozluk menemenlik. Çarşıya gittim domatesi ama iyi ki de dikmişim. İyi ki de dikmişim. Aa bu kadar çok yer bayeti. Değil mi? Aynen. Çok dikmeye gerek yok. Bak aradaki domatesi görmemişsin ha. Tavuk körü var bende. Tavuk körü var şey burada. Aha. Aha öyle. Bak. Aa bu kadar yer. Yeter bize ya. Çok bile lan. Böyle serptin de, hı hı. Serperek attın. Bu ara teli kaldıracağız artık. Arı geldi. Ha, bura birleşecek değil mi? Ot diye, ben ot, nerede? Ot. Kabak nereye oldu? Öyle de. Kabak ayısı, yeni şey lazım. Bir susamış olabilir. Ne istiyorsun karanfil? Erbedeniz işte, balık okuyor diye erbedeniz. Yok. Van balığı temizliyor. Anne hep kaban yapraklarını yiyor Ceylan. Nasıl bakıyor bana az bak. Ne oldu Ceylan? Erdem olsa da ki yaramaz Ceylan. Susamış mı? Susamış. Sana çok oyu. Ay ay ay. Kendi kafasına şey yapıyor bak ya. Nasıl bak ya sen? Kız niye yaramazlık yapıyorsun? Şöyle. Kız niye yaramazlık yapıyorsun? Zümrüt diyorum, Zümrüt. Yaramazlık yok diyorum. Tamam oynayın. Bak yine geldi kabak yaprağını yiyor ya.